Günaydın canım Türkiye'm, güzel Kayseri'm. Gününüz güzel ve aydınlık olsun. Terapi günlüklerinde Melike ile terapi günlüklerinde yeni yılın ilk programını yapıyorum. Hastalıktan birazcık kırıldık efendim. Fakat yeni yıla şöyle güzel kırmızılar içerisinde girelim de ilk programımızı böyle lanse edip enerjimizi yükseltelim istiyorum. Efendim inşallah 2023'ün bütün pis, negatif, kendimize göre uğursuz gelen her şeyini törpüleyecek inşallah. Güzel güzel temennilerle adım atabileceğimiz bir yıl olsun istiyorum. O yüzden de 2024'e şapka çıkarmak istiyorum karşınızda. Umarım şapka çıkarılacak bir 2024 yaşarız hep birlikte efendim. Melike ile terapi günlüklerinde efendim şöyle bugün neyi konuşacağız? Pazartesi bir şekilde gelmeye çalıştım ama hastalıktan doğru gelemedim. Hepimiz şu ara hastayız. Öncelikle bunun bir şeyini yapalım. Efendim şimdi hastalıklar bu dönemin özellikle kaçınılmazı. Çünkü Covid'in bize kattıkları var. Ayrıyeten domuz gribi var vesaire vesaire. Lütfen kendinizi dinleyin öncelikle. Sağlık sıhhatli olmaya çalışalım. Bol bol meyve tüketelim. Bol suyla şifayı birazdan anlatacağım zaten. Ve bu dönemi şöyle güzel atlatabilirsek yeni ayın etkilerinden nasibimizi alacağız gibi görünüyor güzel Kayseri. Efendim bayağı bir seçim gündemi var. Gelenler, gidenler gördüğüm üzere. Bu arada dün 10 Ocak itibariyle gazeteciler günüydü. Değerli ekibimin, bu sevdiğim güzel ailemin gününü şimdi de kutlamak istiyorum. İyi ki bu camianın içerisindeyim. Başta Doğan Havur olmak üzere İsmail Şahin, Faruk Aydemir ve değerli arkadaşlarımın günleri kutlu olsun. Başımızdan eksik olmasınlar. Çünkü onların sayesinde aydınlanıyoruz, bilgileniyoruz. Zor işleri var. Gerçekten Allah hakkını vererek yapmak onlara da nasip etsin. İyi ki varlar. Çünkü iletişim ağında olabilmek, iletişim noktasında insanlara hizmet verebilmek bu anlamda çok kıymetli. İyi ki de varlar. İyi ki de bu camianın içerisindeyim. Ve ekranlar karşısından size ulaşmak adına da TV1 ekranlardayım diye de düşünüyorum. Efendim şimdi 2024 gerçekten dolu dolu geldi mi? Geldi. 2023'ü şöyle, 2023'ten dersler çıkaracak mıyız? Evet, yani deprem oldu biliyorsunuz, çok zor zamanlar geçirdik. Maddesel sıkıntılar devam ediyor ülkemiz çapında. Savaşlar, Filistin'deki savaşı gerçekten şey yaptık. Bir değişik dönüm noktalarındayız aslında. Yani yeni ay bizlere şu ara özellikle bakın bugün itibariyle yani 11'i ve 13'ünde lütfen ama lütfen kargaşa yaratabilecek. Yani bu dedikodulara ehemmiyet verebilecek de değişik bir güne girdik. Evet, biraz beklenmeyeni bekleyin diyor gökyüzü bize. Bu ne demek? Beklenmeyen nedir, örnek veriyorum. Ya şu olmaz dediğimiz olabilir. Bu çıkmaz dediğimiz çıkabilir. Biraz daha ortamlarda işimize gücümüze bakmak, biraz daha kendi hayat idamemizde olabilmemiz bize artık atacak. Efendim şimdi pazartesi Allah'tan bir mani olmaz ise pazartesi şöyle küçük çapta biraz burçlar bazında yeni aydan ne etkilendik onları anlatacağım ve esma noktasında ne yapabiliriz bunlara biraz adım atalım. Bunlarla biraz haş olalım istiyorum bu arada. Regaib kandiliniz mübarek olsun. Kandilimizi inşallah sağlık sıhhat içerisinde güzel dualarla kapatalım. Kandil simitlerimizi yiyelim. Bunun gerçekten olan ehemmiyetini evlatlarımızla paylaşalım. Çünkü çocuklara eski miraslardan, eski değerlerden ne katabilirsek o çocuklar da bizim kattığımız değerlerle evlatlarına, torunlarına bunları katacaklar. Lütfen bu değerleri ihmal etmeyelim. Her ne kadar teknoloji bizleri böyle aldı, eğitti veyahut da teknoloji noktasında sanki ona kaptırdık gittik gibi olsa da belli değerlerimiz yıpranmadı, bitmedi. Bunu hepimiz yaşıyoruz. O kuşağın da insanlarıyız. Bu kandil, işte bayram, buna göre işte olacak cenaze, düğün, bunların ehemmiyetini evlatlarımızla paylaşalım. Bunlar çok güzel gelenekler. Çok güzel farklı değerler. Bunları yitirmememiz lazım efendim. Yani yılbaşları bile inanın tamam yurt dışında bu farklı bir kutlama şekli olabilir. Fakat biz de yeni yıla girişimizi, yeni yılı nasıl karşılarsak o şekilde yılın gideceği gibi. Hani biz büyüttüğümüzde buydu. Yani yoksa Noel adı altında kutlanmıyordu bu. Yeni yıla giriyoruz. Ailemiz hep bir arada olalım. İşte o aile sıcaklığını, o kışa girmenin ehemmiyetini birlikte paylaşalımdı aslında.
O yüzden de yeni yıl bu anlamda hepimiz için kıymetli. Yani diyoruz ki yeni yıla nasıl başladık öyle de gideceği temmi bir şekilde güzel temennilerde bulunmak lazım. Şimdi gelelim efendim. Bu yılın en şanslı iki burcu diyorsak Oğlak Burcu ve Boğa Burcu olarak başlayalım konuşmamıza. Ve gerçekten geçen seneleri de zor geçti. Boğalar gerçek bağlamda, Oğlak da ama Boğal'ın daha böyle bir zorlukları oldu kendi adına. O yüzden de şimdi Boğa'nın da artık bunu hak ettiği düşüncesindeyim. Efendim şimdi Merkür ile Neptün bir düello arasında. Bu düello değişik etkileşimler bizlere sunacak. Yani durduk yere birileriyle böyle takışabilirsiniz, birileri sizi yanlış anlayabilir. O yüzden de böyle yakın akrabalar özellikle bunlardan bir müddet böyle uzak durmak. Yanlış anlaşılmalara ehemmiyet vermemek için. Çünkü onlar bir şey konuşurlar, arada siz kalırsınız. Bu da olmadık kötü, ileriye dair böyle küçük yaralar açabilir gibi görünüyor. Şimdi bize yeni ay ne verecek? Yeni ay bize bulanık, net olmayan. Hani yani aslında şu işte şöyleyim ama netleşse daha mı iyi olur? Yani yeni ay o bulanıklığı verecek. Bu süre zarfında ay niye bu böyle olmuyor gibi kendinizi germenize gerek yok. Çünkü yeni ay yeni oluşum, yeni umut demektir. Fakat beklenmeyeni de bekleyin mesajı bu anlamda var. Hepimizi de ilgilendiren de bu. Şimdi efendim bu ara dolandırıcılıklar var. Hepiniz karşılaşıyorsunuzdur. Yani sitelerden oluyor, daha böyle işte kredi kartlarından oluyor vesaire vesaire. Bu ara gene bu nüksedebilir. Çünkü sosyal medya alanında aslında ilginç bir şekilde, yani çok farklı bir şekilde hepimiz bilgiler paylaşıyoruz. Bu anlamda lütfen dikkatli olun. Yani kullandığınız kredi kartını çok paylaşmamaya, örnek veriyorum, nüfus bilgilerinizi paylaşmamaya dikkat ederseniz bu anlamdaki işte dolandırıcılık noktasında, çünkü astroloji de bunu destekliyor, diyor ki insanlar bu ara dolandırılabilir. Bunu biraz da biz de yapıyoruz, yani birazcık da bizden de kaynaklanıyor gibi. Gereksiz bilgileri paylaşıyoruz, fazla bir anda güveniyoruz. Bunlara hiç gerek yok gibi de astroloji de böyle bir uyarı veriyor bizlere. Şimdi ikili ilişkilerde bir takım böyle şeyler olabilir, hani yanlış anlaşılmalar gene. Çünkü ikili ilişki demek biliyorsunuz her şeyde açık. Yani bazen böyle sezgilerimiz bizi yanıltabilir. Bu ara sezgilerimizin çok yoğun olacağı ama yanıltmayacağı bir dönemdeyiz. Yani sezgiler bize şunu diyecek. Aa, bunu rüyanda gördün, bundan şu anlamı çıkarabilirsin. Üçüncü gözümüz açılabilir. Çünkü yeni ay bize birazcık daha böyle farkındalığımızın arttığı bir dönem aşılayacak. Ve 14 Ocak'ta bu tamamlanacak. Yani yeni ayda gerçekten evet biz bir iyiyiz. Olması gereken oluyor. 14 Ocak bize iyi geldi ama 11 ve 13'e dikkat edelim. 11-13 tarihi çok önemli ve biraz kargaşa olacak gibi görünüyor efendim. Şimdi yeni ay bize şunu diyor. Hepimiz için söylüyorum. Temizlen, arın. Bu arınmanın ekmeğini bir sene boyunca yiyeceksin. Bu temizlenmen ve arınmanı sağlayabilmen için kendi iç özüne, o kundalinine, o kendi bedenine ve kendini dinlemeye ihtiyacın var. Bu süre zarfında aynı 17'sine kadar bu dinlenime geç. Bir bak, bir gözlemle, kendi muhasebelerini et diyecek. Yani içsel arınma olayı var. Şimdi burada bir de özgürleşme isteyeceğiz. Yani aman Allah'ım beni bir şeyler sıkmasın, boğmasın. Ben artık özgürleşmek istiyorum. Şimdi suyla şifa olayına burada değinmek istiyorum. Şöyle, biliyorsunuz suyun farklı bir şifası var. Gerek içerek, gerek arınmak noktasında duş alarak, yüzerek bunları tedarik etmeye çalışın. Bu ara suyla şifa, su elementi, çünkü yeni ayın etkisinde en iyi şifalanma diye geçiyor bu. Bol bol su için, bol bol duş alın. Bu süre zarfında suyla arınmayla ilgili olan, işte suya dua okuyabilirsiniz. Eski zamanda biliyorsunuz mevlütlerde işte şekerimiz, tuzumuz, suyumuz olurdu. Onun inancı neydi? İşte insanlar dua ederdi ve hadi buradaki duanın niyetine bunu yiyelim, içelim vardı. Aslında burada ne temennimiz, gene güzellik. Hani ya biz bundan nasibimizi aldık, bu amaçla, bu niyetle bir araya geldik idi. Şimdi Allah'tan gerçekten Müslüman olduğumuz için ben her zaman şükrediyorum. Bu abdest alıp işte suyla şifanın etkisini bizler fazlasıyla tadabiliyoruz. Bundan da bazen kaytarabiliyoruz, işte namazı ihmal edebiliyoruz gibi. Ama burada lütfen suyun şifasını es geçmeyelim.
gerek içmek. Bakın bir diyetisyen ablamız paylaşmış buradan. Selam olsun Hatice Beşiktaş'a. Geçenki bir paylaşımını gördüm, bayıldım. Gerçekten hocam zaten Kayseri'de gerçekten iyi bir diyetisyen. Çok da iyi arkadaşım. Şimdi Hatice Hoca şöyle bir şey paylaşmış. Sadece su içerek, 3,5 litre su içerek bir hanımefendinin yüzündeki değişimi, o yüzünün açılmasını, o karalığın gitmesini ve yüzüne gelen enerjiyi sadece suyla bakın. Hani içtiği suyla şifalanmış olmanın verdiği şeyini bir diyetisyen olarak paylaşmış. Ben de çok keyifle izledim, baktım, sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi efendim bir de evimizde temizlik. Bakın hani evde baktınız bir enerjisel, benim işimin de bir kısmı da bu. Evinizde bir tuhaflık hissediyorsunuz. Şimdi eskiden annelerimiz ne yapardı? Bir temizlik yaptığı esnada cereyan yapardı. Evet, bundaki maksat neydi? Evdeki o homojen yapıyı, yani nefes, yemek kokusu ya da içeride o bizi absorbe eden ve enerjimizi düşüren, ağırlık veren her neyse bunu şifalandırmaktı. Lütfen evimizi minimalize de olsa vaktimizin olduğu müddetçe küçük temizlikler yapıp küçük kokular. İşte o lütfen cereyan olayını, evet hava soğuk ama güzel ısının olduğu bir zaman diliminde bir yarım saat havalandırıp sirkeyle bir temizleyip güzel aromatik ne istiyorsanız mesela ben gül yağını çok öneririm. Kendinizi iyi hissettirir. Üçüncü gözünüzü özellikle gül yağından bir miktar sürmeniz kendinizi böyle prenses gibi bir sultan gibi hissedebilirsiniz. Üçüncü gözünüze de bu şifa verecektir. İşte okaliptüs mentol kokuları lavanta olabilir, yasemin olabilir. Bu kokular daha böyle evin içerisindeki o hani bizim çamaşır yıkandığındaki çamaşır kokusuna benzer kokuların dışında bir şeyler de yapmak lazım. Çünkü bunlar biraz da sinüzit olayını arttırabiliyor. Ve bizi ferahlatmak adına da bunun yapılması önemli. 11-13'e dikkat ediyoruz. Aman lütfen. Dedikodudan uzak duruyoruz. Çünkü bu yılın etkilerinde gene afetlerle ilgili, biraz fırtınalarla ilgili uyarılar var. Astrolojide özellikle haritaların açılımında gözlenilen şuydu. Şubat ayı gene deprem noktasında bir takım veriler görülecek gibi. Nisan ve Ağustos'ta farklı deniz üzeri, işte bu suyla ilgili bir takım şeylerin düzenlenmesi söz konusu olabilecek. Fakat doğa olayları devam edecek mi bu sene? Gene devam edecek. Biz buradan ne kadar önlem alabiliriz? Biz ona bakmamız lazım. Genel bağlamda efendim. Şimdi burçlara şöyle kısadan ufak ufak anlatalım. Oğlak ve Boğa'yı dedik ki bu yılın şanslısı Oğlak ve Boğa burçları. Maddesel olarak daha çok parasal olarak buna bakmak gerekiyor. Çünkü yeni atılımlar, bir takım radikal kararlar, yükselen Oğlak ve yükselen Boğa'da da bu böyle. İlerleyen boyutta ciddi paralar yapabilecekler ve daha çok uzun vadedir emek verdikleri veyahut da ben şunu yapamadım ama şu noktada sanki şuradan şöyle yapsam ki bu etkileşim içerisinde 7, 8 ve 9. ayda girdiler aslında ama tam adını koyamadılar. 2024 bunun için çok güzel imkanlar sağlayacak kendilerine. Şimdi efendim Koç burçlarına baktığımızda haftanın başında Koç burçları birazcık fitne ile haftaya başlıyorlar. Ama 11-13'te yani bugün ve yarını kapsayan, cumartesiyi kapsayan alanda para kariyer noktalarında adım atacaklar gibi görünüyor. Değerli koçlar ve yükselen koçları Mars Oğlak'ta biraz gerginlik yaratabilir. Çünkü o çok mantıklı olmaktır ya Oğlak, biraz fazla işgüzardır. Bu bağlamda o koça Mars'ın etkisi biraz gerginlik. Aman Allah'ım elimden bir şeyler mi kaçıyor, kontrol edemiyor muyum dedirtebilir değerli koçlara. Hiç gerilmesinler. Çünkü ipleri güzel sağlam tutarlarsa bu bağlamda güzel sonuçlar elde edecekler. Sadece hani eşeğini sağlam kazağa bağla mantığı var ya lütfen bu deyim belki buraya en oturacak, en düzgün olabilecek şey ki burada ipi sağlam tutarsak değerli koçlar ve yükselen koçlar hiçbir etkiyle ilgili sıkıntı çekmeyeceksiniz. Para ile ilgili özellikle Merkür'ün sizde etkisi 14 Ocak etkileri. Koç'ta para var diyor. Koç'un hiç olmadık yerden paraları gelebilir. Ummadığı bir yatırım yapabilir. Bu yatırım çok ciddi para kazandırabilir diyor. Ve
ağzını tut rahat ol diyor ya. Birazcık böyle sivri dilinize lütfen. Hani bu 11'i ve 13'ünü özellikle baz alıyor. Burada ağzımızı tutabilirsek, ipleri sağlam tutabilirsek, para noktasında ve birileri incitmedi. Ay efendim şöyle oldu. Vay yanlış anlaşıldım. Aslında bu kişiyle iş yapacaktım ama bu elimden kaçtı gibi bir duruma dönüşmeyecek gibi görünüyor efendim. Şimdi koçlara 3 tane kart seçelim. Ve koçlar bakın bu bağlılık kartı der ki bu yakın zamanda birilerinin lafına, sözüne takılıp tutulmayın. Bu sizi ciddi bağlamda bağlayıp olmadık lafı, sözü sizlere getirebilir bir kart. Ve şimdi burada diyor ki anne tarafıyla ilgili yenilemez durumlarını bir ortaya, yani yakın akrabalara gene aynı kartı destekliyor bu da. Yakın akrabalar ama anne tarafıyla olan akrabalarla ilgili tarafları biraz törpüleyelim, biraz kulağımız üstüne yatalım. Belki biraz duymamamız gereken geçmişe dair bir takım şeyler hortlayabilirmiş değerli koçlar. Ve lütfen inanın kendinize, inanırsanız hafta sonu itibariyle ciddi paralar, ikili ilişkiler, ortaklıklarla para kazanabilirlermiş efendim. Şimdi değerli boğalar ve yükselen boğalara baktığımızda güzel bir hafta olsun koçlar. Öncelikle para zaten şu ara gerçekten piyasanın kötü olduğunu ve gerçekten pahalılığın olduğunu düşünürsek bence bu haftaya güzel başladınız gibi görünüyor. Tabii 2024 birazcık değişik etkilerle girdik. İşte savaşın etkileri vardı, ya burukluk vardı hepimizle ilgili, fakat geçmişten çok güzel dersler çıkarabilen bir milletiz. Yani Türk milleti gerçekten aşırı gücün verdiği, ben bu geleneklerimizden, o gücümüzden çok da nasibini almış bir ailenin çocuğuyum ve iyi ki de böyle yetiştirildik. Evet, güç, yani bu zorluklar bizi güçlü hale getiriyor mu? Getiriyor. İyi ki de böyleyiz. Fakat bu da çok da güçlü olalım, her şeyi yönetelim değil. Geçen yakın bir arkadaşımla bunun istişaresini ettik. Yani hiçbir şeye, gerçekten siz bir kulsunuz, bunu unutmayın. Tanrılaşmaya çalışmayalım. Çünkü Tanrımız, çok şükür Allah'ımız bir tane ve hepimize yetebilecek. Hepimizin her şeyini çözebilecek bir yaradanımız var. Biz evet kendi koşullarımız, aman efendim canım benim. Şimdi öyle bir şey oluyor ki bazen insanlar kendi hakkını, hukukunu, egosunu, nefsine tatmin edemiyor. O noktada tanrılaşmaya çalışıyor. Ben her şeyi bilimler oluyor. İşte efendim ben yeterimler var. Ha evet, yetebiliriz. Allah bize o gücü, kudreti vermiş. Evlatlarımıza, ailemize, işimize, bir şeylerimize yetebiliriz. Ama yetmek zorunda değilsiniz. Lütfen. Bize bu empoze edilmiş. İşte vay efendim sen şunu halletmelisin falan değil. Evet, iş sorumluluk bilincimiz olmalıdır. Fakat bunu böyle en mükemmel şekilde yapacağım diye de lütfen kendimizi yıpratmayalım. Biz bir insanız, bir kuluz. Belli bir şeye yetebiliriz. Bizim bir canımız var. Yorulduğumuzda uyumalıyız. Yıprandığımızda konuşmamalıyız. Veya her ortamda sevimli olmak zorunda değiliz efendim. Lütfen kendimizle ilgili şu 2024'te eğer bunu kendimize aşılayabilirsek. Ya evet ben bir kulum, buna yetmek durumundayım. Yetebildiğim kadar ben varım. Onun haricinde de evet arkadaş beni böyle kabul eden etsin diyebilmeyi başarmamız lazım ki o çakralarımızla ilgili. Çünkü bana gelen danışanlarımın arasında genelde kendini aşırı yıpratmış, her şeye çok yetmeye çalışan kişiler var. Bunlardan biri olmamaya temenni edelim. Evet, bizim fıtratımız bu, değişemeyiz. Fakat kendimizi iyileştirebiliriz. İyileşme yolunda adım atabiliriz. Bu da güzel bir adım olsun. 2024'te belki buna çanak tutsun diyelim. Efendim, şimdi Boğa Burcu yeni ayın etkilerinden çok güzel verimini alacak. Hayatın anlamını anlayacaklar. Yani diyecekler ki ya ben daha önce de evet bunun farkına bir miktar almıştım ama şu an hayatın farkına varıyorum. Çok şükür hayat kariyer noktasında, fırsatlar noktasında ya da ben kimi ne yapabilirim, A kişisi ben değil mi, şu dostluğum doğru mudur, bu eş benim için doğru mudur veya evlatlarım benim için ne kadar ne yapar gözlemleyecek. Yani bunun farkına varacak değerli boğalar, yeni ay onlara bunu katacak. Şimdi üniversitede okuyan bir boğa isek veya yurt dışında bir iş düşünüyorsak bunlar için çok güzel bir dönem. Yani üniversite olayında işte okulunuzda yaşadığınız problemler varsa veya bölümünüzle ilgili ya ben bu bölümü okuyorum ama doğru muydu dediğiniz bir şeyi
doğru olduğunu göreceksiniz. Yurt dışıyla bir iş yapıyorsanız bu tutacak. Bu tuttuğu noktada evet diyeceksiniz ki ya evet ya iyi ki de buradayım. Ya da iyi ki burayla ilgili bir işi tasarlamışım. Burada olmanın şevkini bu hafta daha da böyle kendi iç bedeninizde hissedeceksiniz efendim. Şimdi medya ile ilgili bir iş yapıyorsak, medya görsel önündeysek veyahut da kendimizi pazarlık noktasında böyle lanse etmek istiyorsak da çok şanslı bu anlamda boğa burçları. Biraz bağımsızlıklarını, biraz kafalarını toparlamaya ihtiyaçları var. Bağımsız ve özgür olmak isteyecekler. Yani bağlarından, köklerinden kopup bir yerlerle ilgili iş bağlantı yapabilirler. Yolculuklara dikkat lütfen. Şimdi para getirecek yolculuklar evet ama fazlaca yorulabilirsiniz. Sağlık problemi çekebilirsiniz. Bel, boyun, sırt ağrıları çekebilirsiniz. Çünkü fazlaca geriliyorsunuz. Bu gerginlikte ister istemez vücudunuza yansıyor. Değerli boğalar aman diyeyim gözünüzü seveyim. Küçük böyle arkadaşlarla ilgili para diyaloglarına çok girmeyin. Burada çok güzel verim alamayacaksınız diyor bugün bu iki gün içerisinde. Hani borç mu istersiniz veyahut da bir noktada belki paranızı mı istemek istersiniz? Bu noktada böyle bir küçük sıkıntı yani yanlış anlaşılmalar veyahut da parayla ilgili birbirinize girebilirmiş isiniz efendim. Boğalara da bir kart seçelim bakalım. 3 adet kartımız. Değerli boğalar, yükselen boğalar. Eli kolu bağlı hissedip bağımsızlığınıza, özgürlüğünüze sahip çıkacağınız bir hafta imiş değerli boğalar ve... Güzel sözleşmeler var, güzel başlangıçlar var. Efendim hakkınızda hayırlısı olsun. Çünkü bu sözleşmelerde lütfen ama lütfen küçük ayrıntıları okuyun. Altta sizi bağlayacak şeylere imza atarken, güzel sözleşmelerin altına imza atarken muhakkak kılı kırk yaralım. O sözleşmeleri güzel okuyalım. Değerli boğalar, güzel sözleşmeler var çünkü. Fakat bu sözleşmelere tekabül bir şey yapmazsak, dilimizi tutmazsak veya çetrefilli böyle lafın altını ivitler ve biraz takık pozisyonlarda olursak fırtınalı bir uyarı. Yanlış anlaşılmalara delalet verebilir, ikili ilişkilerde sıkıntı yaratabilir. Bu da sizi kendi iç dünyanızda mide problemleri, bir takım kafa problemleriyle örtbas etmenizi sağlayabilirmiş. Evet değerli boğalar, inşallah güzel bir hafta olsun. Çünkü zaten haftanın ballısı olarak, yılın da ballısı olarak işte Doğan Bey, Yalçın'ım, hepsi Şenel abla. Ballıyı mısınız yani ben ne diyeyim anacığım? Bak Erhancığım da orada uyumuş. Canım. Yetemedim size bu ara. Bak böyle sesim de bir garip. Yapacak bir şey yok. Dostlar ne yapacak? Yeni ay çarptı. Yeni ay çarptı, yeni yıl çarptı. Hepsi ama biz böyle yere dipçik gibi ortadayız. Kırmızılarımızı giydik. Bak akiklerimizi taktık. Düşün bak yeni ay nasıl etkilemiş? Roz takmışım. İçinde sedefim var. Akiğim var, gümüş var. Allah ne verdiyse katıp karıştırmış. Burada da kelebek var. Şimdi efendim ekranı karşısında gerçekten böyle hani şey olmayı çok seviyorum. Arada lafı bölüp çünkü insanların çok sıkıldığını düşünüyorum. Çok rutin bir şekilde anlatım illaki bayıyor. Her noktada olsun. Yemek programında olsun, evlilik programında olsun. Benimkinde de bir es vermem gerekiyor. Belki eleştirisel olarak bakılıyor muyum bilmiyorum ama ben izlerken ekran karşısında böyle arada bir es verilmesini çok keyifli buluyorum. O yüzden de çok kere bunu yaşatıyorum. Gelelim ikizlere. Allah ikizlere para var diyor. Para varmış ayol. Parayı bulacağım. Şimdi ama diyor sağlığımıza dikkat edin ikizler. Parayı buldum değişim var mı diyor. Bak hemen düzeltip. Bu hafta tanışacağınız beylere dikkat edin. Bayanlar özellikle bekar bayanlar bakın. Biraz daha böyle... hormonal ilişkiler söz konusu olabilirmiş. Aman diyor hormonal olaylara girmeyin. Aman hanımefendiler dikkat edin. Böyle biraz daha sapkın, biraz daha farklı bir hormon yapısıyla güçlenmiş bir testosteron beyefendiler sizi bulabilir. Aman dikkat diyor ikizlere özellikle. Halkla ilişkilerle ilgili halk insan ilişkileri bunları ikizler çok güzel düzenleyecekmiş. Evlilik düzeni, evliliğin içerisinde o kopuşlar, çekimserlikler veyahut da kötüye giden şeyler düzelebilir diyor ikizlerden için. Ortaklıklarda da düzelme var. Yani bir ortakla ilgili sıkıntı mı çektiniz? Ortağıma ya kardeşim böyle bir durum var deyip de hafta sonuna doğru özellikle cumartesi, pazar bir iyileşme söz konusu olabilir gibi gözüküyor ikizler.
Şimdi burada aman diyor. Çünkü ikizlerin bir tarafı da aşırı saftır. Uyanık gibi dururlar ama değiller. Kendimden biliyorum. Şimdi lütfen dolandırılmayın. Yani size 1 lira diyebilirler, 5 lira çıkabilir bu. Daha önceden konuşmadığınız, ya aslında birazcık ihmalkarlık ettiğiniz bir şeyden dolandırılma yaşayabilirsiniz diyor. Hani bir şeylerin fiyatını soralım. Bunu ben de bazen çok ihmal ediyorum. Ay hemen işte bunu alalım. Sordun mu? 3 lira mı, 5 lira mı, kaç lira? Hani böyle pazarlık gerçekten sünnet, evet. Ama bazen de tabii satıcılar bunu biraz daha fahiş gösterip sonrasında indirim yapabiliyorlar. Ben de mesela pazarlık olayını çok sevmiyorum ama böyle de bir şey var. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Çok haz etmiyorum. Sonuçta hakkını vermek gerekir gibi düşünüyorum ama Kayseri'de bu daha bir yaygın. Neden bilmiyorum ama daha yaygın diye görüyorum. Türkiye'nin birçok ilini görmüş biri olarak. Kayseri'de bunu daha böyle pazarlık muhabbetini ediyorlar mı? Ediyorlar her köşede. Her yerde hadi biraz daha indirim. İşte 2-3 kişi gelsek şu fiyat olur mu gibi. Hani ben birçok yerde bunu görmedim ama burada mevzu bahis. Memleketimiz, güzel Kayseri'mde bu var mı? Var efendim. Şimdi temkinli olun diyor ve yeni ayda gelir artışı olabilirmiş. Değerli ikizler, para olarak yeni ay size para getirebilir. Paranızın kıymetini bilin çünkü para gerçekten evet hayatımızı idame etmek için olması gereken bizi aracı görmemiz gereken, bakın kesinlikle ana bir şey değil evet ama para olmadan da maalesef. Para, 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 para da para, para. Eski zamanlarda bir, üç kar seçiyorum bu arada. Eski zamanlarda bilirsiniz, ben ve benim yaş grubumdakiler çok güzel, işte Perihan abla gibi falan çok güzel diziler vardı. Geçen de onun bir repliğini izledim, muhteşemdi. İşte bir TV programında yarışmacılar ve hani gerçekten hani bu aile filmleri, aile dizileri bunların çoğalmasını temenni ediyorum. Hani biz o işte bizimkilerle büyüyen çocuklardık gibi. Şimdi bazı filmler gerçekten o aile olayını çok güzel anlatıyorlar. İşte Perihan abla, Şakir, onları izlerken ki işte bizim o saf çocuk yanımız çok ön plana çıkıyordu. Yani bir yanlış düşüneceğimiz zamanda bile ya senin ailen var, senin komşuların var. Bu olguları, eski zamanları çok özlüyoruz. Bununla ilgili inşallah programlar artması dileğiyle. Çünkü ben de izlediğim zaman çok geçmişe gidiyorum. Aslında belki çocuklarımızın çok alışık olmadığı şeyler ama gerçekten de çok keyifli efendim. Değerli ikizlere bakıyoruz. Bakın taratatata. Bak aynı şey çıktı. Diyor ki testosteron olan erkeklerden uzak durunuz ikizler bayanları. Fazla hormon içeren erkeklerden uzak durunuz. Bolluk, bereket kartı der ki bu hafta özellikle ikizlerin ciddi para yapabilecekleri, bu parayı ama elinde tutabilecekleri harcamayınız. Harcamalarınıza dikkat ediniz kartı bu. Ve güç. Güç diyor ki bu senenin damgasını vuran para olayını, yükselen aslan etkisini, ikizlerin özellikle yükselenindeki aslanlık veya hangi evinde aslan egemenliği varsa bununla ilgili alanı iyileştirecekleri bir hafta var imiş efendim. Evet, gelelim ikizleri de geçelim. Pıt, hemen geçtik bak. İkizlerde ne diyor? Oo, aşk hayatları birazcık karışabilirmiş ikizlerin. Bakın o notlarıma da almışım. Aman aman aman. Dikkat edin ikizler çünkü dedikoduya maruz kalabilirsiniz diyor bu anlamda. Evet, güzel geçsin inşallah ikizler. İkizler birazcık böyle milletin ön yargılı baktığı bir burçtur ama hiç de öyle değiliz bir kere hem diye. Hiç de öyle değiliz bir kere ne? Tabii ki her insanın gelgitleri var efendim ha. Öz eleştirimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Hem neymiş böyle ikizler şöyleymiş işte bir kere ön yargıları yani bu işte Kayseri içinde bu böyle. Yani işte Kayseri'de şu şöyleymiş, terazi böyleymiş, ikizler şöyleymiş, atıyorum işte Yozgatlılar böyleymiş, ne bileyim işte Develiler böyleymiş. Bakın şimdi her şeyin bir muhakkak tabii bunun işte Kayserili ön yargılı olmasında falan farklı bir şey güdebiliriz. Hani nedir işte o öyledir ama genele atmak noktasında özellikle ben yani ilk geldiğim zamanlarla mukayese ettiğimde Kayseri'yi evet çünkü Muğla'dan Kayseri'ye geldiğim için coğrafya noktasında tabii farklı giyiminiz kuşamınız ona göre rahat bir memleket işte deniz aşırı bir memleket oradan buraya geldiğinde ister istemez adaptasyon süreci yaşadım. Fakat olduğunuz topraklar bakın bu nere olursa olsun Adıyaman'da mı yaşıyorsunuz Afyon'da mı yaşıyorsunuz istirhamım şu.
benim gördüğümde bu. Şimdi ben buranın ekmeğini yiyorum değil mi? Kayseri'nin ekmeğini yiyorsam evet. Kayseri'yi seveyim sevmeyeyim ama buraya saygı duymak durumundayım. Yani buranın ekmeğinden besleniyorsam, bu insanlarla yaşıyorsam ve bu coğrafyada barınıyorsam Kayseri'ye ay şöyledir, böyledir deme gibi bir lüksüm olmadığını düşünüyorum. Sevmeyebilirim ama eleştirisel, ön yargısal da bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Hani bu anlamda lütfen hani aa işte şuralıymış böyleymiş demek yerine biraz daha kişileri tanımak gerekli. Belki bu yaşımın verdiği şey bana bunu kattı ama tabii ki genellemelerde oluyor mu? Oluyor maalesef efendim. Şimdi gelelim yengeçlere. Yengeçlerde hareketli bir dönem. Evlilik haberi alabilirler, evliliğe karar verebilirler, uzun vadeli bir sevgililik yaşıyorlardır, adını koyabilirler. Onları bir evlilik bekliyor değerli yengeçleri. Seyahat yapalım şanslı bir dönem diyor. Bol bol gezebiliriz. Bu dönemde ciddi paralar yapabiliriz, kendimizi tanıtabiliriz. Belki reklamımız olmuyordu, bunu yapabiliriz. Çok şanslı bir dönemmiş ama akrabalardan uzak durun diyor. Aman yengeçler. Akrabalar sizi akbaba gibi tip 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 yapabilirmiş. Akrabalar, akbaba, akbaba, akrabalar var. O böyle tatlı minnoşsunuz ya. Siz zaten böyle tatlı minnoşsunuz ama o minnoşun da bir de ters tarafı vardır ya. Yengeç bu ara o tatlı minnoşluktan sert kobraya dönüşebilirler. Çünkü artık biraz fazla sabrettiklerinin farkına varabilirler. 11 Ocak itibariyle yani bugün itibariyle o yeni ay size çok şifa gelecek. Bu birazcık kabuğunuzu çatlatmaya dönüşebilir. Değerli tatlı minnoşlar. Birazcık işte patron, iş arkadaşları onlarla ilgili küçük dedikodular olabilir. Hani şurada konuşabilirsiniz. Aman oradan uzak durmaya biraz daha emniyet verirseniz daha rahat bir süreç var gibi görünüyor efendim sizin için. Şimdi çünkü Merkür Yengeç Burcu'nda olacağı için güzel bir dönem, iyileşme destekli bir dönem. Fakat bundan da tabii böyle hadi gelelim de birazcık bunu rahatsız edelim. Aa bu buradan şöyle palazlanmış, hadi bunu yapalım deyip karnı dar insanlar her daim var. Maalesef bu da bir hastalık aslında ama bunlardan uzak durmaya çalışmak lazım. Daha böyle kendi hallerine bırakmak lazım gibi düşünülebilir değil mi? Onları kendi alemine bırak. Değerli yengeçler. Efendim, üçüncü gözünüz açılıyormuş. Sezgisel hisler artabilir. Yengeçleri hissiyatı güçlü bir dönem ve para kapısı yapabilecekleri, birçok kapıyı çalabilecekleri ve buradan ciddi paralar kazanabilecekleri bir haftaya adım attılar. Ve gelelim. Çakralarını iyileştirsinler. Yani kendi iç hazım yapamadıkları, belki çözemedikleri alanla ilgili diyet yapabilirler. Bakın mide problemleri çekebilirler. Lütfen ama lütfen o tatlı minnoş hallerinizden sert yapı yaparken midenizle ilgili problem çekmeyiniz. Değerli yengeçler dedik ve aslanlara geldik. Günlük rutin işler, sağlık, iş bunlara el atacak aslan. Ve yeme içme düzeniniz bozulabilir. Aman aslan gelir oradan yer fazla abartabilir yeme içmeye yükselen aslanlarda. Aman dur deyin. Hani böyle birazcık bizim böyle kış ayının verdiği Allah şuradan da alayım buradan da vereyim. Bu hatayı biz yapıyoruz. Ondan sonra biz o kilo olarak dönüyor. Buna dikkat edelim. Çok çalışıp agresif olabilirler. Çünkü bu ara biraz fazla çalışma eğilimi gelecek onlara. Hani yiyelim içelim hadi ondan sonra da ne yapıyoruz biraz çalışalım. Bu agresiflik yaratabilir çünkü Mars Oğlak da. Ve bu biraz gerginlik yaratabilir Aslan Burcu'nda. Efendim aşk hayatları iyileşiyor sonunda evet lütfen aşk hayatları iyileşsin. Değerli Miray'ım artık lütfen aşk hayatındayım. Yani neredeyse böyle şey işte ritüeller, mütüeller Aslan Burcu aşk hayatıyla ilgili biraz karışıklık yaşadı ama düzene girdi mi girdi değerli çocuğum. Dişler, kemikler biraz problem olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk hayatında güzel haberler var. Ve yeni yıl iş adımları, ciddi paraların yapabileceği bir dönem. Karışıklıktan 11 ve 13'te siz de uzak durun. Çünkü dedikodu böyle hoppala her yerde pıt 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 fitne. Allah o bunu demiş görüyor mu kız diye ortada millet gezebilir. Aman gözünüzü seveyim uzak durun. Çünkü bu şeytanlar aynı zamanda da kendi kendine şey yapabilirler. Dünya halinin güzel tarafını, aydınlık tarafını görebilecekleri bir haftaya başlamış değerli aslanlar. Ve diyor ki sihirli mucizevi bir şekilde sezgilerinin arttığı, üçüncü boyut, üçüncü gözlerinin arttığı, hissiyatlarını para yapabileceklerine dönüştürebilecekleri bir alan etkisinde olacaklarmış. Değerli aslanlar ve
Yeni ay etkisi, ay tanrıçası der ki aşk etkisi bu aslan burcunda, Allah Allah diyelim. Ve değerli başaklar, başak ve teraziye gerek. Başak canım, na 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 na. Bir başak. Dikkat et Başakçım diyor. Pazartesi, salı kötü geçmiş olabilir. Belirsiz geçmiş olabilir. Eşle ilgili, varsa sevgiliyle ilgili yanlış anlaşılmalar olabilir. Aman 11-13'ünde yapacağın dedikodular. Biri arkandan bunu demiş, bu şunu demiş. Aman uzak dur. Hayatından keyif alacağın bir dönem olacakmış. Oh, gerisini bırak. Keyif ya, işte bu. Çocuklar biraz gerginlik yaratabilir çocuk varsa. Evde çocuğu olan biri varsa onların gerginliği sizlere yansıyabilir. Aman uzak durun. Çocuk buçuk çekecek. Bıkmışız çocuklar. Aşk hayatı gelişmede diyor. Aşk hayatı 17'siyle 23'ü arasında diyor 5 gün. Aşk hayatınız, şans oyunları oynanılsın. Değerli başaklar, şans oyunları 14'ünden sonra dehşet paralar var. 14'ü 28 aralığında şans oyunları oynayacak başak burçlar arasında. Özellikle uğur kabul ettiği sayılar. 6'yı da bunu eklesinler lütfen. 6 önemli, güzel bir sayı. Ve bunu ehemmiyet edip özellikle başaklar 14 ile 28 arasında oynayacakları şans oyunlarında ciddi paralar yapabilirlermiş benden söylemesi. Benden söylemesi. Flört, aşk biraz artacak bu arada tabii ki. Hani para var, huzur var. Hadi flört yapalım, hadi biraz çapkınlık yapalım. La dönüşebilir. Bakalım Allah hayırlısını versin. Ve başaklar 3 kartta. Allah elim ayağım karıştı başak deyince. Başaklar, başaklar, topluluk içerisinde lütfen dikkat edin. Lafınız sözünüz yanlış anlaşılabilir, aşırı nazara gelebilir misiniz? Çünkü gerçekten güzel bir hafta etkisindesiniz. Sabırlı, sabırın ekmeğini yiyecekleri bir hafta. Yeni ay etkisi değerli başaklara sabrın ekmeğinde, para noktasında gelir denge. Çünkü 12. ayda da çok kısmetlilerdi. 12. ayı bitirdiler. 12. aydan 2. ayın ortası ve sonuna kadar çok iyi para dengesi, aşk dengesi kuracaklarmış. Ama ikisi bir arada geliyor. La 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 başaklar. 14'ünden sonra haydi şans oyunları. La 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 la. Efendim değerli teraziler, Celal'cim gitti ama yerde benim zarif canım, ciğerim terazim. Odak noktaları aile ve yaşam. Bu aile ve yaşam döngüsünde bu ara lütfen misafir almayın. Evinize akraba özellikle. Alacağınız hem misafir biraz size nazar edecek, biraz sıkıntı yaratacak. Of, kafa gürültüsü hiç gerek yok. Birazcık uzak durun. Özellikle bu yeni ay etkisi, yani oyun 15'ine kadarki süreçte hiç. Sen sağ ben selamet. Zaten artık doğru düzgün misafirlikte yok farkındaysanız, artık hiçbir şey kalmadı. Ev kazalarına dikkat diyor teraziler. Aman gözünüzü seveyim. İletişiminizi yüksek tutacaksınız. İletişim ağınız müthiş güzel ama ev kazalarına dikkat. Yanıklar, düşükler var, bardak kırıkları. İşte ne bileyim, belki bacağınızı kolunuzu bir yerlere çarpabilirsiniz, burkabilirsiniz. Aman dikkat edelim efendim. Alım satım önemli bu dönemde. Belki bir ev sahibi olabilirsiniz ki zor görünüyor da. Yani bir ev değişikliği olabilir. Ev yeri alım satımla ilgili güzellikler yaşanabilir. Araba gibi daha çok. Ondan sonra önceden çözülmemiş olaylar çözülüyor değerli teraziler. Bir şeyleri mi çözemediniz? Bu ara çözülecek. Beklenmeyeni bekleyin. Değişik bir şeyler oluşabilir. Sadece karma dedikodu ağından uzak duralım efendim. 3 kart daha sizin için seçelim değerli teraziler. Eyleme gireceğiniz, adım atacağınız olasılık. 14 Ocak'tan sonra yapacağınız eyleme biraz bir tık ara verin bu ara. Ama bu haftada küçük küçük eylemler yapınız lütfen. Ve bakın aşk, aşk. Aşk hayatınızla ilgili güzel bir döngü içine girebilirsiniz. Bir kararlar alabilirsiniz. Adını koyabilirsiniz. Nişan, düğün için adım atılabilir. Adı konulabilir. Yeni bir aşk demiyor. Eski olan, eski olanla yeni adımlar diyor. Değerli teraziler. Ve zafer kartı diyor ki, bu haftanın belki şanslı olabilecek karakter yapısında yükselen terazi ve güneş olan teraziler için güzel bir hafta. Zafer kartı bunu da destekliyor efendim. Evet, bu haftamızda inşallah güzel ve bereketli olsun. Yeni ay etkisinde lütfen sizden istirhamım, suyla bir güzel şifalanalım.
Pazartesi itibariyle ben esma çalışmalarını sizlerle paylaşacağım. Kandiliniz mübarek olsun. Güzel temennilerle lütfen adımlarla devam edin. Yeni aymış, dolunaymış sizleri çok etkilememesine izin vermemesi, bunlara izin vermeyin. Aslında bu sizle alakalı da bir şey. Yani evet, hayat zor. Her şey bizi yönetiyor gibi gözükse de insan aslında her şeyin merkezinde ve yapabilecek gücün, kudretin, Allah'ın verdiği şifayı da sahiplenen tek ama tek varlık. Bize verilmiş çok güzel ilimler var. Bunları iyiye, avantaja çevirmek lazım. Yoksa kötüyüm deyip de ortada lütfen gezmeyin. İyi olmaya çalışın. İyi olmayı temenni edin. Para yapalım. Kendimizi geliştirelim. Bakın bu çok önemli. Olduğumuz yerde saymayalım. Belki 2024'ü olduğumuz yerde saymayarak, daha kendimizi değişime, dönüşüme açık tutarak, yerimizde sayarak bir şeylerden şey yapamayız, düzen tutamayız. Lütfen 2024'e güzel adımlarla girelim. Melike ile terapi günlüklerinde pazartesi gene tekrar birlikte olmak niyetiyle efendim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hafta sonunuz da güzel geçsin efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.